Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıflar için Kur'an-ı Kerim 2. dönem 1. yazılı sorularının çözümünü yapacağız. 20 soruluk yeni hazırlanmış çok güzel bir test arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden sorularımızı cevaplandırmaya başlayalım. Tabii 6. sınıflar kanalımıza abone olmaları halinde tüm derslerin videolarını kendileri için yapacağımıza söz veriyoruz. Kanalımızda zaten birçok dersin videosu var. Birinci sorumuz, bir şekil gösterilmiş, harekeye ne denir diyor. Esre, üstün, tenvin ya da ötre. Hangisidir? Üste çizgi çizilmesi nedir sevgili arkadaşlar? Adı da üstünde aslında. Ne deniyor? Üst tarafa çizildiği zaman bu üstündür. O halde doğru cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Geçelim. İkinci sorumuza, hangi harfin yazılışı yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Cim, evet doğru. Dal, doğru. Yan, doğru. Vav, vav böyle miydi? Vav şu şekilde bir harftir değil mi arkadaşlar? Yazılmadı. Evet, vav bu şekildedir. Yani vav'ın yazılışı burada yanlış verilmiş. Doğru cevap B seçeneği olacak. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde şedde vardır? Peki şedde nedir? Üstüne yazıldığı harfi iki defa okunur gibi uzatan şekle biz ne diyoruz? Şedde diyoruz. Peki hangisinin üstünde uzatma var arkadaşlar? Fiyonk şeklinde olacak. Şedde, şedde vardır diyor. Fiyonk şeklinde diyorum. Şu şekilde olacak şedde sevgili arkadaşlar. Bakalım. Burada fiyonklarımız var. Şedde yok. Burada yok. Değil. İşte şu şedde sevgili arkadaşlar. A seçeneğinde var. Şu şedde. Üstüne yazıldı harfi iki defa okunacakmış gibi uzatan şekli biz ne diyoruz? Şedde diyoruz. O halde doğru cevabımız A seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz. Üç tane harf verilmiş. Harekeli harfler verilmiş. Üç harfin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. T, T, B, T. Tata yapmayalım. T. Arka, geriden yazmaya başlayalım biz. T, B, T. T, B, T. T, B, T. Bakalım. T, T hayır, Z hayır, Z hayır, T, B, T doğru cevap o halde A seçeneği olacak. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıdaki harflerin hangisini kendisinden sonraki harfle birleşmez diyor. Evet, hangi harfler bunlar arkadaşlar? H, Sad, Re, Kaf harfleri bunlar. Peki hangisi birleşmez? R harfi birleşmez. H, Sat ve Kaf harfleri birleşir. H, Sat, Kaf. Bu hangi harf? R. R harfi ne olacak? Kendisinden sonraki harfle birleşmez. O halde doğru cevabımız ne olacak? C harfi olacak. Hemen 6. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri med yani uzatma sebepleridir? 3 tane uzatma sebebimiz vardır arkadaşlar. Bunlar hangileridir uzatma sebepleri? Vav, elif, ya. Bakalım vav, elif, ya bu nedir? Sükun ve hemze hayır. Meddi mutasıl hayır. Meddi tabi hayır. Şurada verilmiş zaten. Şu hangi harf? Vav. Bu zaten herkes bilir. Elif. Bu hangi harf? Ya. Bunlar nedir sevgili arkadaşlar? Uzatma sebepleridir. Uzatırlar, harfleri uzatırlar. Uzun okunmasına yardımcı olurlar. O halde doğru cevabımız D seçeneği olacak. Vav, elif, ya harfleri ile. 7. sorumuz Z. Olan harf aşağıdakilerden hangisidir? Okunuşu Z olan. Şu ikisi arasında kalırsınız. Biri T, biri Z. Acaba hangisi Z? Çok karıştırılıyor bu ikisi arkadaşlar. Evet. Z, T. Doğru cevap o halde ne olacak? 7'de C seçeneği olacak. Geçelim
Çünkü birinde nokta var, birinde nokta yok. T da nokta yok, Z da nokta var. 8. soru okunuşu. Radece olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Evet, okunuşu isteniyor burada da. Yani Arapça alfabenin ya da Arapça kelimelerin tanınmasını isteyen bir yazılı türü bu yazılı arkadaşlar. Hangisinde radece bakalım. Radece şu şekilde olmalı. Radece hangisinde bu var? Hep beraber bakalım radece. Hayır, bu zaten şuradan gider. Noktamız yok. Hayır. Bu zaten gitti. Geriye. Evet, doğru. 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 O halde radece neymiş? D seçeneğiymiş. Sevgili arkadaşlar, 8. sorumuz. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. 9. Aşağıdaki ötreli harflerden hangisi kalın okunan harekeli harflerden değildir diyor. Evet, hangisi kalın okunan harekeli harflerden birisi değildir? Kalın okunan harekeli bu F arkadaşlar. Kalın okunan bir harekeli değil bu. Evet, F harfi bu. Evet, evet. Doğru cevap o halde B seçeneği olacak. Hangi harftir B? F harfidir. Arapça, Türkçe karşılığı ya da Latince karşılığı F'ye karşılık gelir ve kalın okunan harekeli bir harf değildir. F harfi. Geçelim 10. sorumuza. Burada yine bir kelime verilmiş. Arapça olarak yazılışı verilen kelimenin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bu kelimenin okunuşu nedir? Veseyera, veseyera. Şu şekil. Vese yera olacak arkadaşlar. Şu E harfi yalnız şurada. Vese yera. Bakalım. Vese tara. Hayır. Veşe yera. Hayır. Şey olmuş. Veşe tera. Hayır. Vese yera. Vese yera. Evet, doğru cevap D seçeneği 10. sorumuzda. Vese yera. Hemen geçelim 11. soruya. Bunlar yapabilmeniz için tabii ki Arapça alfabeye hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda verilen Arapça kelimelerden hangisinin okunuşu yübedillüdür? Yani bir uzatma vardır. Hangisinde bakalım? 11. sorumuz hangisi? Yübedillü, hayır. Hayır. Değil zaten. Evet. Evet, yübedillü doğru cevap. Dilü doğru cevap D seçeneği 11. sorumuzda. 12. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ötreli olduğunda ü ince sesi ile okunan harflerden değildir? Evet, ü ince sesiyle okunan bir harf değildir. Hangisi? Tabii ki vav harfi arkadaşlar. Bu özelliğe uygun bir harftir. Ötreli olduğu zaman vav harfi ü ince sesi ile okunmaz. Vav. Hangisiydi peki burada vav harfi? Evet, vav harfi D seçeneğindeki harf vav harfidir sevgili arkadaşlar. Ü ince ötreli olduğu zaman ü ince sesi ile okunmaz. Doğru cevap D seçeneği. Bunlar hepsi kanalımızda olacak arkadaşlar. Aslında kanalımızda Arapça alfabenin özelliklerini belirten kalın, ince, ötreli, esreli, altın, üstün bunların hepsini içinde barındıran bir video var. Videolar kısmına bakarsanız bulabilirsiniz. 13. sorumuza geldi. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ötre yoktur? Ötre nedir arkadaşlar? Ötre şu üst tarafta fiyonk şekli veya biraz daha küçük yapabilirim. Şu ötredir arkadaşlar. Hangisinde ötre yoktur? Hangisinde bakalım bu şekil yok? Hemen bakalım. A seçeneğinde gördüğünüz gibi var. B seçeneğinde gördüğünüz gibi var ötre. C seçeneğinde gördüğünüz gibi var. Ama D seçeneğinde ötre var mı? Bu üst tarafında fiyonk olan bir harf görüyor musunuz? Hayır, o halde D seçeneğinde ötre yoktur. Ötre şekli çünkü o fiyonk şeklidir sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Geçelim 14.
sorumuz bakalım bizden ne istiyor. Aşağıdaki harfler grup harf gruplarından hangisi hareketsiz olduklarında uzatma görevi yaparlar? Hareketsiz olduğu zaman uzatma görevi yapan vav, elif, ya olacak. Vav ve elif, ya hangi seçenekte bir aradalar? 14. sorumuz. Elif, vav. Evet. Elif, vav. Burada sadece diğerlerinde bir arada olan harfler yok. Doğru cevap B seçeneği. Elif, vav, ya harfleri arkadaşlar. Elif ve vav burada olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacak. Geçelim 15. Ra harfi ile ilgili. Ra harfi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Yani 3 seçenek yanlış, biri doğru olacak. Her zaman kalın mı okunur ra harfi? Kesinlikle hayır. Yanlış. Her zaman ince mi okunur? Hayır. Esreli geldiğinde ince, ötrege ve üstünlü geldiğinde kalın okunur. Evet doğru arkadaşlar. 15. soruda C seçeneği doğru. Esre ve üstün geldiğinde ince, ötreli geldiğinde kalın okunur. Hayır. Doğru cevap zaten C seçeneği olarak işaretlemiş idik. 10. soru aşağıdakilerden hangisi peltek harflerdendir diyor 16. sorumuz. Peltek harflerdendir. Hangisi bakalım? Zel. Sadece zel var şurada. Zel peltek bir harftir sevgili takipçiler. Zel diğerleri peltek harf değildir. Doğru cevap D seçeneği olacak 16. sorumuz. 17. sorumuzu hemen cevaplandıralım. Kur'an-ı Kerim'de kısası anlatılan ve sabır örneği olarak bilinen peygamber ne sabrı olarak biliriz biz bunu? Eyüp sabrı deriz değil mi arkadaşlar? Adam Eyüp sabrına hakim, sahip deriz. Ne kadar sabırlı bir insan. O halde Hazreti Eyüp'ün sabrı burada vurgulanıyor. O halde cevabımız ne olacak? Elyas'a Davud, Eyüp, Şit. Tabii ki Hazreti Eyüp sabrı olarak bilinir halk arasında da. 18. soruya geldik. 18. sorumuzda Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Eyüp kısası aşağıdakilerden hangisine örnektir? Az önce dedik sabır değil mi? Hazreti Eyüp sabrı dedik. Zaten 17. soru 18'in cevabı. 18'de 17'nin cevabı olacak şekilde hazırlanmış. Dayanışma, tövbe, cömertlik, sabır. Tabii ki yukarıda ne dedik? Hazreti Eyüp sabrı dedik. Eyüp kısasında sabır konusu işleniyor. 19. soru aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da geçen konulardan biri değil? Evet, Kur'an'ın konusu olmayan hangisidir? İman kesinlikle var. Ahlak Kur'an'ın ana konusu. İbadet Kur'an'ın ana konusu. Ama bilimsel teoride Kur'an'ın konuları arasında değil. Doğru cevap D. Bilimsel teoriler Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir konu değildir. 19. sorumuzu da geçtik. Evet 20. ve sonuncu sorumuz sevgili arkadaşlar. Ayetlerden oluşan Kur'an bölümlerine, evet ayetlerden oluşan bölümlere ne denir arkadaşlar? Ayetlerden her bölüm farklıdır. Her bölüm farklı bir konuyu işler. Biz bunlara sure mi, cüz mü, musaf mı, hadis mi deriz? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i oluşturan bölümlere biz sure deriz. Değil mi cüz? Her 20 sayfalık bir bölüme denir. Hadis ise Hazreti Muhammed'in eylem ve söylemlerini, yaşantısına örnekleri verilir. Mushaf ise sahifelerde, mushaf ise arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan yine bir kavramdır. Ama Kur'an-ı Kerim'in bölümlerine verilen isim, hata yapmayalım, sure. Evet doğru cevap A seçeneği. Sınav burada son buldu. Bir sonraki sınavımızda buluşuncaya dek hoşça kalın. Güzel bir sınav olduğunu düşünüyorum gerçekten. Arapçaya hakim olmanız gereken bir sınav geride bıraktık. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.